Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından 2000 yıllık deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Nero'nun milattan sonra 64 yılında yaptırdığı deniz feneri 1481'deki tsunamide yıkıldı. Yapının inşaatında kullanılan taşlarda da Tsunami'de Patara'nın dört bir yanına dağılıp kum tepelerinin altında kaldı. Üzerinde bir heykelin doğduğu olduğu tespit edilen o deniz feneri, Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Havva İçkan Işığın yaptığı ekip tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Kum tepelerinin altından bulup çıkardıkları yapıya ait 2595 taşı cerrah titizliğiyle elden geçirerek 2000 yıllık feneri tekrar inşa eden ekip, bir hayali gerçekleştirip yağmur sularının tahliyesi için yapılan çörtenlerden de su akıtmayı başardı. O anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kazı başkanı Profesör Doktor Havva İşkanışık, Patara Deniz Feneri'nin en üstteki kemerli bölüm tabanında Yağmur suyu tahliyesi için kullanılan çörtenden su akıtmayı başardık. Çok şükür. Bunu mümkün kılanlar su gibi aziz olsun, ellerinize, emeğinize sağlık diyerek mutluluğunu dile getirdi. İlk kez 1981 yılında geldiği Patara'ya ömrünü veren Profesör Doktor Havva İşkan Işık, şu anda kayıp olan deniz fenerinin üstündeki heykelin bu yapıyı inşa ettiren Nero'ya ait olduğunu düşündüğünü açıkladı. Bu konuda da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Havva İşkan Işık, Fener'deki yerine konulmayacak olan bu büyük bronz heykele ait. Elimizde sadece taşlardaki ayak izleri vardı. Hangi pozda durduğunu denemeden bulamazdık diyerek o kayıp heykel gibi poz verdi.